Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Afiyet olsun. Sağ ol abi, gel beraber ol. Çay içelim. Ha, çoban çayımız da demlemiş. Sinan abi, bu çay anlatılmaz yaşanır. Bunun tadını alan var ya. Evinde, kafede, hiçbir yerde bu çayı içen başka yerde çay içemez abi. Değneği at. Sinan abi gel, sana nasıl bir değneği oğlum, değneği bırak sen. Değneği. Ya sen beyneği alsana abi, ya. Abi sana bir binilme. Ya sen bırak ahım. Bir geç. La o çekilsene arkadaş ya. Burayı kes, burayı. Gel. Abi bu bizim pehlivan dediğimiz, bu bizim Malta tekemiz. Yani böyle bir salda, böyle bir boyda, yani her türlü iddialıyız. Aksaray'da yani bunun üstüne ben koç tanımıyorum. Yok diyorum yani. Selamun aleyküm İsmail Aga. Aleyküm selam abim, hoş gelmişsin. Hoş bulduk, nasılsın kardeşim? Allah'a şükür abim, işte koyundan mücadeleye devam bizdik. Burası bir ayçiçek tarlası. Aynen abi. Şimdi bozumda, bağ bozumu diyor mu? Aynen, ayçiçek bozumu deriz buna. Ayçiçek bozumunda işte, hayvanları buraya mı yayıyorsunuz? Şimdi bunu bozulduktan sonra bizim köyümüzün sürüleri gelir. Bizim İstanbul'da yediğimiz çekirdekler bunlar arkadaşlar. Aynen öyle. Çıkartır mısın bir iki tane? Evet, bunun yeni hasat bunlar. Kavrulmamış. Tuzlanmamış hali. Fıstık gibi tadı da ooo kocaman. Bu resmen tadımın ya. Aynen. Şimdi reklamını da yaptık. İki çıtlayalım. Aynen. Eniştemin özellikle eniştem de güzel bakmış yani. Bu gördüğün abi işte bizim köyümüzün sürüleri şu an. Ayçiçek bozuğumuz başladığı an köyümüzün sürüleri hep buraya gelir. Dostluk çerçevesinde çay kollar, muhabbet. Yanlarına tek tek varacak Allah izin verirse buradan. Burası kimin sürüsü şimdi? Burası komşunun sürüsü. Devriş Altın Kaynak diye bir arkadaşımız var. Senin sürün nerede? Benim sürü de en üstte. En üstteki senin sürü. Şu an burada o zaman 2-3 tane çoban var. Burada şu an 5 tane çoban var. 5 tane çoban aynen, var. Aynen 5 tane sürü var şu an burada. Bu tarla yatıyor mu o kadar sürüye ya? Şu an bu gördüğün tarla çok büyük abi bak. Bir ucundan bir ucu şu an 100 dagar bura. İçecek içecek, biz burada konaklarız. Biz buradan eve gitme yok. Gündüz, gece gündüz buradayız. 11. aya kadar. Bu arkadaşın sürüsü işte. Diğeri de halamın oğlu. Bak şu an bize çay demlemişler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba abi, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz, hoş abiler. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Afiyet olsun. Sağ ol abi, gel beraber çay içelim. Bak çoban çayımız da demlemiş. Oo. Biri halamın oğlu olur, biri de çok değerli bir abim olur. Çok oçak istiyor. Kara çaydanlık da. Bunun çayının tadını başka bir yerde olmuyor. Kafeler deneyim olmaz abi. Bunu içenler bilir. Oğlum geçsene. Sana yaşını diyeceğim. Gel şunu Hidayet abi ya. Ha şöyle giy. Aslan Hidayet abim bu. Bu değerli Hidayet abim eski çobanlardan. Evet. 1970'li çobanı gibi bir şey yani. Evet. Gel, Yılmaz. Gel. Aha anneye kadar tarih yaşamadı. Gel lan gel lan. Ya konuşun oturun. Sigara içme, sigara içme. Sigara içme, sigara at. Bu da Göbekli Hüseyin. Ha konuşan Göbekli Hüseyin mikrofonu alana kadar. Abi kaç senedir çobanlık yapıyorsunuz? Ben mi? Evet. Ben çok eskiyim ya. Çok eskidirken? Ben 12 yaşında başladım bu işe. Şimdi kaç yaşındasın? 53 yaşındayım. Maşallah, Allah uzun ömürler versin. Amin. Şimdi abi, çobanlar yan yana geldiği zaman bir tartışma oluyor. Sen kurda kaç tane koyun kaptırdın, ben kaç tane kaptırdım? İyi, evet. İyi köpeği var mı yok mu işte o var. Evet, iyi köpeği var mı yok mu?
Köpeğimiz. Daha önceden kurda koyun kaptırdın mı? Kaptırdık canım, kaptırmadık desek yalan söyleriz. Kaç tane kaptırdın? Rekor kimde şimdi? Buradaki arkadaşlar da rekor kimde? Yok burada arkadaş bu... yok. Rekor kırdıran arkadaş burada değil abi. Burada rekor kırdıran. Seyit arkadaş... abimiz var. Seyit abimiz orada yok. Senede bazen bir 10 tane, 11. O abi de ben bildim bileli yani çocukluğumdan beri davar güler. Biz de onun yanında yetişip gelmeyik. Siz kaç tane kaptırdınız? Biz de yani bu zamana kadar 5 tane, 6 tane idirmişsiktir ya. Senede bir tane gider. He, senede bir tane gider yani. Genelde ne oluyor biliyor musun abi? Evet abi. Herkesin bildiği 5 tane ama bilmedi. Ha, o ayrı bir mesele. O ayrı. Ya o ayrı. Çok... Ama bilmedikleri var oluyor, tamam mı? Evet. Birbirlerine söylemiyorlar. Söylemezler ya. Söylemiyorlar. Kopeğini karalamış oluyorsun abi, söyledin evet. mi? Doğru şimdi söylüyor. İsmail Baba post bulunuyor. Aynen. Bir yerde diyorsun ama ki. Ama sahip çıkan yok. Burada değil mi? Ayçiçek bozuğu olduğu için bak şu an 5 tane sürü var burada. Evet. Bu iyi köpeğe getirdin. Hep birbirine ya dönüşecek. Ya... Hep de bir köylüsün, akrabasın. Aynı. Yarın bozuk bitti mi kahvede oturuyorum. Bir yerde dek geliyorum. Bu arkadaş da benim çok değerli bir arkadaşımın oğlu olur. Babasıyla beraber. Abi senin yemek neydi? Gel gel yaklaş yanıma. Çekil lan. Şuraya kapı. Gel. Otur otur. Al al şunu. Sinan abi bu arkadaş da yeni atanan çobanlardan. Ad, ismi Şeref. Evet abi çoban sohbetini siz yapacaksınız artık. Uzmanlığı bıraktı. Koyun sevdası düştü. Bu arkadaşa iki tane koçluk kuzu verdim. Tabii benim koçlarımın ırkı çok değerli olduğu için. Arkadaşlar uzman çavuş muydun? Evet uzman çavuşum. Askerliği bıraktın? Askerliği bıraktım geldim. Malın peşine düştüm. Işte. Malın peşine düştüm. Yani. Niye? Abi sevda diyelim ya. Küçüklükten beri gelen bir şey zaten. Küçüklükten beri içinde yetiştiğimiz için. Sevda, aşk, tutku. Yani bu tarz şeyler. Orada da fazla yapamadık. Tekrardan memleketimize döndük. Malımızın başına geldik. Bugün bağa yaydım gideyim arkadan gelmiş. Hırsız gibi bekliyormuş. Kuzuyu tertemizymiş bağın içinde. Sabahleyin kemikleri kalmış onun dışında bulduk. Tabi bu arada köpek yok. Köpek yok canım. Köpekler evde. Varsa da köpek tabi bu arada evde. Yok diyecek. Köpek olmaz da vardı. Çünkü niye köpeğin ismini aramamış olacak? Macerası bitmez ki abi anlatmayın ya. Ondan sonra uğraşın birbirine. Geri gelin dövüşün. Geri gelin geri arkadan barışın. Dövüş niye yapıyorsunuz? Niye dövüşüyorsunuz? Ya bu adam için ondan sonra da geri ondan sonra geri çağırırlar işte. Geri beraber çay için ondan sonra 5 dakika sürer ondan. Dövüş niye çıkıyor? Aa şey yaparlar ya. Dövüş neden çıkar işte abi? Hani koyun üstüne koyar ya. Bir şey değil. İyi köpek getirdin mi? Otu kıskanma olur bizim buralarda ister istemez. Otluyor buraya hepsi beraber yaymadı. Yeni bozduk şu an. Otu niye kıskanıyor abi Allah'ın otu? Benim koyunum daha iyisini yaylayacak diye bir rekabet var. Kim bunun iyisini? Senin koçun iyi, benim eşeğim iyi. Biraz da çekememezlik var abi de şimdiki nesi değil yalnız. Ya ters gidiyor yani bir bozun içine. Şimdiki nesilimiz iyi. Sinan abim çayımız kaynayana kadar. Sinan abi sen bir dur da bir çayımızı içerim varalım. Abi. Tamam. İşte kaynadı çay. Şimdi çobanın yiyeceği bu değil mi? Ya, olsam da abi canımız istemiyor ki ya. Çobanın. Vallahi biz de böyle şeyleri seviyoruz. Et onun da zaten çizim yok. Artık etten sütten bıktık artık Sinan abi. Artık diyorum ben bu kömbeyi getirerek kömbeyi de biberde domates böyle közlerek. Kömbe dediğin neydir? Kömbe mayalı bizim hani tabirimizde kendi evde hanımlarımız yapar. Ne işte ne nasıl bir şey o? Mayalı ya. Abi yani nasıl tandırda yapan yani yufka ekmeyen bir değişi yani o da bize göre. Kömbe diyorsun. Aynen buna. Kömbeydir. Yok mu kömbeyimiz? Şey patates, domates, karaçaydanlıkta ya, çay. Baldıracağım orada onu şey etme şimdi pişmez diye. Kömbeyimsin diye Allah şöyle çıkmasın şimdi. Bir dakika dur abi. Sinan abi bu çay anlatılmaz yaşanır. Bunun tadını alan var ya. Evinde, kafede, hiçbir yerde bu çayı içen başka yerde çay içemez abi. O zaman TikTok'taki gibi yapacaksın. Bunun tadını bilenler. Bunun tadını bilenler var ya bol bol oraya abi, beğeni yapsın abi. Bir kalp atsınlar lan oraya. Anaoo diyor ya. Diyor mu abi bir başka bu çay ya. Görüyorsun değil mi abi? Tavşan kanı. Tavşan kanı bile halt değil mi? Şuna bir bak ya. Közde bir şimdi mis gibi kokusu var. İsmail. Konuşamıyor hazır. Tamam konuşamıyor. Sen ne zaman gelirsen gel burası serbest. Tamam. Duzu çıkart lan. Haşim sen ne diyorsun bu konuda? Amirayı görünce bizim cerek bile gelmedi. Çay içmeye cerek gelmiyor. Sen ne geziyorsun Haşim koyunda? Bunlar da yeni yitmiyor. Alttan yetişiyor. Çekirdekten yetişmiyor abi. Geleceğim çobanlar kaçmazsa. Geleceğim abi kaçmazsa bu çocukta bir sevda var. Koyun sevdası var. O zaman sevda biter. Kimde sevda var? Haşim. Haşim şuraya gelene.
Haşim gel hele bakayım. Gel bir ya. Yanıma gel. Şuraya gel hele. Kapı var bir. Lan amcanın yanına var. Ne diyor? Sor bir sorusuna cevap verelim. Ya. Gel. Var. Yanıma gel. Sen benim yanıma gel şuraya. Oo. Gel. Şuraya otur. İsmail amcanın yanına var bana. Aslanım benim tosunum. Ben ekmeğimi yiyeyim. Gel. Alıyor dur. Kaç koyunun var? 45. Haşim'in abi 45 tane koyunu var. Haşim koyun sevdalısı. Okuldan kaçar, koyunu arar bulur. Gece gündüz fark etmez Haşim için. Ne diyorsun Haşim sen bu konuya? Çok mu koyun? 45 olur mu? 50 olur düzler. Çok mu seviyorsun sen bu koyunu? 5 tane de çalalım buradan. Hani kaça de gidiyorsun Haşim? 5'e geçti. 6'ya geçtim. 6'ya geçtin. İleride ne olacaksın? Çoban. Ne olacaksın Haşim? Koyacak emesi ya. Ne diyorsun ya? Çobancılık bitti desene gari oğlum. Ama Haşim seviyor koyunu. Çobancılığın önemi kalmadı abi. Bizim zamanımızdaydı çobancılık. Benim adım İsmail Kılıç. Ben şu anda 60. 25 senede çobancılık yapıyorum. En yaşlı biz kaldık aynen kardeş. İsmail abim ne diyorsun? Nasıl? Kurt meyim görüyor musun? Kurdumuz neyim bol. Yok daha vermedik. Daha var az ne verecek. Yok himcik değil abi. Eskiden mesela. Hayır başıma eskiden çok verdik canım. Koy... İsmail abim koyun sürüsünü güderdi eskiden. Eskiden 450-500 koyun güderdik kardeş. Şimdi 2 senedir ben az koyun güdüyorum. Kendi malımızı güdüyorum. Birinde depenin altındaydım. Ben öyle anlatayım sana bilmezsen. Davarı kaldırdım. Aşağıdan bir dolandım geldim. Davarı yerine süreceğim yatağa. Bir yaz canavar daha ben onu hiç görmedim. Ömrü hayatımda bir sefer gördüm. Aynı bir yaz köpek gibiydi. Koyunun üstüne oturmuş. Beni bekliyor. Aram 25 adım. Dönüyorum lan dedim. Şöyle bana bir baktı. Vardım yana yavaşça kalktı. İleri vardı. Ondan sonra şöyle dolandı gitti. Askerden bir yeni kaldıydım ya. Askerim mesuttan. O da arızanın başında yatıyor. Neyse gitti koyun yavaşça bir dedim. Davarın içine tam kazıklı davar dalga dalga sürdük. Neyse yattı oraya. Askerden aldığımız kupa da tam arızanın başında yatıyor. Ben baktım altta gezinip duruyor. Bir türlü gitmedi. Pale van van diyor. Buna diniye bir tükürdüm ama. Diniye ne koyuyor bak sen ne yapacaksın? O da kurdu. Diniye köpeğe bir çekti kamerim ala kurtlu dikine aşağı kodu gitti. Ya hayvancılık şu anda para etmiyor abi. Yani emeğimizin karşılığı yok. Şu an hayat pahalı. Hayat pahalı, emeğin karşılığı yok. Çalışan bir adam bizden şu anda iyi. Rahat yani. Şu an yem pahalı, saman yem pahalı. Her şey pahalı abi ya. Kar etmediğiniz zorla boşa çabalamanın anlamı yok ki. Bir de şimdiki gençler havas etmiyor. Niye? Kar yok. Adam 8 saat çalışıyor, işine bakıyor. Aynen. Sen 24 saat çalışıyorsun, bir şey yok. Yani bu koyun sevdalısı yani şu an az kaldı. Ha sevgimizden kalıyor bu koyun yani bizim. Son dönemler bu. Yani şimdi arkadan gelen nesil bu koyunculuğu bitirdi artık. Yani şu anda bizler emsallarda kalıyor. Bizler emsalda bitsin biter. Şu anda 50 yaş, 45 yaş o aralar kalıyor. Ondan sonra da kalmaz burada. Mal biter ya. Çünkü bitti. Çünkü hayat pahalı. Hayat adam asgari ücretinden çalışsa bundan daha karlı, daha avantajlı, daha ya, güzel gezebiliyor artık. Saati belli, soluğu belli. Önüne gidemiyorsun. Düğününe gidemiyorsun. Tatil yok. Hastasın. Bırakıp gidemiyorsun. Mecbur o saatte geleceksin. Başına bunu. Yani İsmail abi 60 yaşında olduğu halde bak koyun sevdalısı olduğu için geliyor. Ya değilse yani kimse vallahi getiremez. Şu anda kimse getiremez. Her tarafın ağrıyor ya. Ne geleceksin ya? Ama bak ufak diyor ki ben de çoban olacağım. Kim? Bu mu? Evet. Bunlardan olmaz ya. Bunlara da bir heves abi. Heves heves. Bunlar da olmaz abi. Büyüdü akla yırdı mı? Evet, bunlar da olmaz. Bak ne diyorlar sana? Haşim. Haşim ne diyorsun bu konuda? Davar gideceğim diye. Haşim. Gitmeyeceğim. Haşim eşek senin mi? Eşek Haşim'im. Ne adı ne Haşim bu eşeğin? Çino. Çino'ymuş. Haşim'in Çino'su. Haşim'in Çino bu, Çino. Haşim. Ne demek Çino? Geldi değil mi? Geliyormuş abi. Ya sen ne utangaç, kimin? Ne tatlı bir çocuksun. Bu utangaç ya. Bak seni gözlüyor. Bir şey istiyor senden Haşim. Haşim. Haşim de ekmek istiyor şu an. Şu anda o ekmek arıyor. Gitlen sinekler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gel Mehmet. Ne istiyorsun? Bu da eski çobanlardan abi. Mehmet Altın Kaynak. Mehmet abim hoş geldin. Sağ olasın baba. Ha. Mehmet abi duydum ki buranın en kral çobanı sen misin? Ha. Yok lan baba eskilerden ama kral değildik ya. Öyle dediler bana. Yok. Buranın dediler en kral çobanı dediler Mehmet. Ha çeşit gül yüzünü Mehmet aç bir. Dur. Bir görsünler. Mehmet abi var ya,
Köpeksiz koyun güder. Sabaha kadar uyumaz bu adam. Lamba taşımaz. Aynen öyle. Ne kadar köpek çok, o kadar zarar ha. Herkesin köpek. Ya boğuşuyorlar, ya boğuşuyorlar. Daha geçen hafta burada burada kaptırdık vallahi. Koyun kurt koyunu götürüyor. Tarlada ulaşamıyor yani ki. Koyun koşuyor belli yok. Vallahi böyle hani koyunun nutku duruyor, alıp götürüyor. Ama neyse ki arkadan koşuyor, zor ulaşıyor. Nasıl oluyor abi? Nasıl? Abi koyun nutku duruyor. Canavarı çekmiş oraya götürüyor. Arkasından koşarak götürüyor vallahi. Durum böyle. Yani köpekler görmedi mi sıkıntı. Çünkü şu anki kurtlar çok tehlike. Aynen öyle. Köpekler kokusunu almıyor şu anki kurtlar. Azıtmaya. Azıtmaya. Şakal kırması mı? Devletin bıraktığı kurtlar. Devletin bıraktığının köpekler şey etmiyor. Ne kurt oldu o belli, ne çakal oldu belli. Hayır abi. Devlet bırakıyor ya, olur mu ya? Bir de kaçmıyor, kaçmıyor. Uyanık bir şey değil. Aynen öyle abi. İnsandan da kaçmıyor. Önce kurtlar adamı görünce kaçarız. Bunlar kaçmıyor ki. Evet. Gördünüz mü? Tasma falan var mı üzerlerinde? Yok yok. Tasma göremiyor. O kadar yakın değil de. Yalnız birkaç kişi vurmuş. Onda bir şey oluyor mu? Yok. Köpekler bu öldürmüş bazı köylerde. Hani kulağında falan şey çıkıyor diyorlar hani küpe. Küpeli diyorlar abi ya. Aynen küpeli dediklerini duyduk. Çünkü eskiden kurt geldi mi koyun bir ürkerdi mesela. Koyun köpekler mesela haberdar derdi. Şimdi ne davanın içine giriyor ancak öyle görürsen görüyor. Aynen kendin görüyorsun köpek mesela görebilirsen mesela. Geçen hacda önce dakika yanıma geldi. 15 dakika motorbağımın Ali ile konuşuyorum. Al bakalım. Şu kuduk halkı bize görmeyeceğim. Tam o da tepenin başından çay içtiğimiz yerde. Doğru. Ben bir baktım köpek halkı dedi. O neymiş lan? Giden dedim. Kalkmadım bir daha. Kalkmadım da Allah'a. Osman abi köpekler kokusunu almıyor. Köpek kokuyu almıyor. Eskiden mesela rüzgarın altından benim geldim. Köpekler çıldırırdı mesela. Ya eski alttan gelirdi. Yılgın köpek olursa mesela ürür mesela sabaha kadar susmazdı. Şimdi öyle bir şey yok. Aynen öyle. Şu suyu getirdim. Geliyor mesela koyunun içine aynı köpek gibi giriyor görürse görmezsen. Tutup oraya yıkıp koyup gidiyor. Aynen. Seyit abimiz geçen sene 11 tane aldırdı. Abi gelmem bizim ağara girmişti kurt. Koyunlar kaçıyor, biz anlamıyoruz. Köpek zannediyoruz. Biz içerisine girdik. Orada ayağını atalım. Böyle esnek. Duvardan atladı kaçtı, biz tutamadık. Evet, esnek tamam. Sen de gördün. Yok, ben görmedim. Bizimkiler çıkmış. Abi, bayağı esnek. Azıcık kedinin geçtiği yerden giriyor. Öyle şey ne yok. Çünkü köpeklerin haberi bile olmuyor. Koruma bak. Siz burada genelde kangal mı besliyorsunuz? Genellikle malaklı, kangal, karışık. Malak, kangal, karışık bizim. Koyun olarak. Ha koyun olarak kangal. Hep kangal ya. Genellikle kangal. Kangal, akraba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Sağ olun Ramazan emmim. Bu da koyun, eski çobanlardan şu an koyunumuzun gır bekçisi. Çok efsane koyunlar güttü. Ama koyun aşığı. Emekli oldu. Arkasından gelen olmayınca, çoluk çocuk gütmeyince yalnız kaldı, bıraktı. Bırakmak zorunda kaldı çünkü niye? Bu koyun tek başına yapılacak bir iş değil. Aynen. Arkanda dayanağın olmazsa, yardımın olmazsa, yardımın olmazsa bu koyunu yapamam. Gece gündüz buradasın. Bak. Çay bitti miydi? Bitti ya. Gel buraya. Kapat gari yok ölmez. Gel bir daha derdini anlat bakalım. Bu da eniştemiz, eniştemiz harmanı kaldırdı işte koyunlar şimdi şu an yayılsın diye. Aleyküm selam. Durmuş abim de. Şeref verdin baba. Aleyküm selam. Durmuş abim de çiftçinin için. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Durmuş abim de. Kasabasının halkına, çobanlarına, tamam mı? Saygılar, sevgiler. Sizlere de teşekkür ediyorum. Lepek, lepek, lepek. Leyli, leyli. Eniştem ne yaptın? Hoş geldin. Eyvallah. Bereket olsun. Sağ ol. Eniştem de Topakkaya'mızın yani en ünlü çiftçilerinden. Örnek. Allah'ım. Ben bu Akkaraman koyunları senede bir defa yavrular, ikiz oranı bunların %80. Yani 100 koyunda 20 koyun ikiz yavrular. Bu hayvancılığı biraz teknolojiye ayak uydurmamız lazım. Onun için yani hangisi bizi kurtarıyorsa onu yapacağız. Ben Fransa'dan 50 de Frans Merlus koyunu getirdim. Senede iki defa kuzu aldım. Onun için burada bu İç Anadolu bölgesinde ilk defa 50 de Frans Merlus koyunu ben getirdim. Bu İç Anadolu bölgesine yaydım. Şu anda benim vermiş olduğum damızlık hayvanların her biri ikişer üçer yavruluyor. Bir de Hollanda'dan sağınan geçisi getirdim. Çanakkale Üniversitesi'nde ıslah edilmiş. Oradan aldım geldim. Benim bu kaynım
halasına demiş ki, ya hala sen bu tüysüz keçileri niye getirdin? Bunlar kışın hepsi ölür. Ya halası benim kafamı karıştırıyor. Efendim abisi geliyor bana diyor ki ya baba benim kayın diyor ki benim İsmail bunlar hep ölür kışa. Kışa hiç çıkmaz. Lan oğlum ben Diyarbakır'da askerlik yaptım. Eksi ben dedim 32'leri gördüm. Biz İç Anadolu çocuğuyuz. Burada o kadar yok hava ama orada biz vücut ayarlar dedim. Bizim bu keçilerimizde ayarlar. Öyle bir şey olsa Türkiye'ye bu damızlık olarak yayılmaz. Gelir dedim. Öylece sağlam geçsinin de ilk getirdiğim damızlık şu anda mevcuttur. Topakkaya'da 4-5 litre verir. Sabah ve akşam sağılır. Onun için biraz teknolojiden faydalanmamız lazım. Yani dedem ebem işini bitireceğiz. İleriye yönük bakacağız. Şu zamanda bunun yemiydi, masrafıydı. Gerçekten çok sıkıntılı. Öyle bir zamana geldik ki şu hayvandan yani zevk alıyor mu? Kaynıma sorsam zevk alıyor musun? Hayır, şu an alsak da yani zorluklarla alıyor. Çok zorluklarla alıyorlar. Onun için sevdamız uğruna alıyor. Başka türlü değil. Bunun masraf oluyor, işte masisiz oluyor, şap oluyor, şarbon oluyor, tifosu oluyor. Evet. Var. Olmaz olur mu? Bunlar biz veterinerler getiriyoruz. Her bir koyun başına biz para veriyoruz. Devletimiz bu konuda biraz sessiz kalıyor. Yani burada devletin bizlere tamamen desteğini vermesi lazım. Şu anda ben büyükbaş işiyle uğraşıyorum. Yani şu anda süde 1,5 lira verdi. Yediği yemi kurtarmıyor. Ha ben de işletmeyi kapatacağım. Yani işletmem mi var abi? Benim büyük işletmem var. Hem süt var, hem ibesi var. Hem ben üreticiyim. Buzağları ben üretiyorum. Benim gibiler çitliği kapatırsa, kapıya kilidi vurursa bu sütü, taze sütü nereden alacağız? Organik sütü. Çocuklarımıza ne içireceğiz? Yani Japonya'dan biz süt tozu getirip de ondan mı bir yoğurt çalacağız biz? Yani şu anda gidişatımız iyi değil. Ya onun için devletin tamamen bu konuda büyük ve küçük başa desteğini istiyoruz. Şu anda çok zorlanıyoruz. Hem küçük başta zorlanıyoruz, hem çiftçilikte zorlanıyoruz. Bu sene devlet bize arpamızı, buğdamızı yere döktü. Bir randevu sistemi çıkarttı. Benim şu anda arpamı daha randevu almadım. Devlette daha gideceğim, randevu alacağım, vereceğim. Biraz sonra da devlet bana ödeyecek. Yani sıkıntı üstüne sıkıntı. Çok sıkıntı üstüne sıkıntı dayı yani. Ha, şu andaki yönetimden de memnun musun? Ben 22 yıldır AK Parti'ye oy verdim. Şu anda keşke de vermeseydim. Burada, Allah Allah. Burada evet, burada tamamen emekliyi öldürdüler. Köylüyü öldürdüler, çiftçiyi öldürdüler, hayvancıyı, besiciyi öldürdüler, üreticiyi öldürdüler. Ha, keşke oy vermeseydim. Keşke oy vermeseydim ben. 22 yıldır ben AK Parti'nin belli teşkilat başkanlığını da yaptım. Ben gece gündüz halkıma hizmet ettim kendi arabamla. Ben devletten bir kuruş da almadım. Ama şu anda yani bu yönetimden ben memnun değilim. Arkadaşlar memnun musunuz? Hiç kimse memnun değil. Buyur. Sor, hepsinden sor. Efsane genç çobanlar bak, hiçbiri memnun değil, gençler. Bunlar hep genç üretici bak. Yeni nesil bunlar. Çıkar telefonunu. Çıkar, iPhone. Diyor ya, iPhone olan. Telefonunu çıkar. Burada çekmiyordu. Çekmiyor telefon. Bir dayım. Abi teşekkür ederim, sen yeni, bayağı bir dertlisin. Eniştem. Hayır, sıkıntıdayız. Ben bunların büyüğü olurum. Ben kendim Kayseri Erciyes'i ziraat ve mühendislik üzerine bitirdim ben. Tarım ve ziraat üzerine bitirdim ben Kayseri Erciyes'i. Yani bu sıkıntıları ben dile getirmeyeceğim de kim getirecek? Ali sen ne geziyorsun burada lan? Ha, onun için genç üreticilerimize, besicilerimize sorabilirsin. Selamünaleyküm. Hadi. Bir ben İbrahim Korkmaz. Sürüyor. Ha koruyor ama. 18 yaşındayım. Bu koyunu çok seviyorum. Bizi heves değil, hastalık. Biz bunun içinde büyüdük. Bunu çok, bu hayvanı çok seviyorum. Bu bir heves. Hevesle yapıyorum bu işi. Zevkine yapıyorum. Zevkle. İbo benim işim bu. İbo'nun burada meşhur köpeği çılgın. Meşhur köpeğim çılgın, sarı. Kurtçul. Kurtçul mu? Kurt hastası. Kurt için ölür. Çağır bakalım abi yanına. Kesin. Çılgın gel oğlum. Senin abim bu köpeğimiz 7 yaşında.
Yanına abi geç bak. Gel. Getir dur. Eşekten ineyim dur. Geç. Sen eşeğe binsen. Sen eşeğe miyim? Kır. Çüş. Çüş. Gel. Gel. Eşeğim, kadife köpeğim çılgın. Eşeğim 8 yaşında, köpeğim 7 yaşında. Köpeğimi ve eşeğimi çok seviyorum. Hayvanlara sevgim çok güzel. Köpeğimi sıcaktan şey etmiş. Var mı hani yorgunluk. Kurt boğmuşluğu da kovalamışlığı var. Kovalamışlığı var. Şimdi boğduysak yalan olur. O da sana yetiyor yani. Yetiyor. Aynen. Sence boğulması mı önemli kurdu? Koyuna uzaklaştırması mı? Koyundan uzaklaştırsın yeter. Dişi köpeğimiz Ladin. Diğeri de Ladin. O Ladin işimiz. Ladin. Ladin de 7 yaşında. Bunlar yaşlı, her şeyi iyi biliyorlar, kurtçular. Hani koyundan bir adım kalmazlar. Koyunu çok seviyor bunlar. Şimdi buraya sadece dişi köpek mi getiriyorsunuz? Dişi ve erkek. Bu erkek. Erkek köpeğimiz çılgın. Anne. İkisi birbirini destekliyor her zaman. Bu konuya komşuya zarar vermediği için burada çobanlarla iyi geçindiği için kurdu da yani kovalar ama boğmuşluğu yok. Hani boğmuş dedik mi yalan söylemiş olur. Gel abi yukarı doğru gidelim. Gel. Abi bu bizim pehlivan dediğimiz bu bizim Malta tekemiz. Bu geçilerimizin tosunu olur. Malta. Süt ırkıdır. Bunların ırkı normalde 3 ile 4 litre arası süt verirler. Diğerleri keçilerimiz. Burada 3 kişinin koyunu var abi. Akkaraman da var, Merinos da var. Sivas Kangalı da var. Sivas Kangalı koçumuzu göstereceğim abi size. Sinan abim hoş gelmişsin tekrar. Hoş bulduk. Bu koçumuzun ismi Polat'tır. 3 yaşında. Bunu çok değerli bir abimiz Ramazan Kılıç var. Çimelli. Ondan hatıra aldık. Bunun maddi değeri manevi değerinden daha yüksek. Yani böyle bir salda, böyle bir boyda yani her türlü iddialıyız. Aksaray'da yani bunun üstüne ben koç tanımıyorum. Yok diyorum yani. Her türlü de yani üstündür. Verdiği kuzlardan, verdiği dişi damızlıklarından. Ramazan abimiz bunu bize hatıra verdi. Tekrar yani diyorum. Allah razı olsun Ramazan Kılıç'tan. Yani boysa boy, salsa sal derler ya Sinan abi. Evet. Bu o özelliklerde. Bunu özel Sivas Kangalı'ndan diyorum ya Ramazan Kılıç abimiz getirdi. O da bizi kıramadığı için bunu bize hediye mahiyetinde verdi. Kaç tane koçun var? 4 tane koçum var abi de bu koç çok farklı bir koç. Diyorum ya bu Aksaray civarında yani bunun boyunda, bunun sününde, bunun uzunluğunda yani çok nadir koçlar. Ha, tabii ilde bulunan beyde bulunmaz da. Hı. Bu koçun özelliği bizim için çok farklı. Diyorum ya Ramazan abimiz de bunun 2 senedir damızlık kuzusunu, erkek kuzusunu aldı yani. Hı. Artık dedik biz üretelim. Yani görünmüşlüğü var, kanıtlanmışlığı var bu koçumuzun. Şimdi bir şey soracağım sana İsmail. Şimdi Kangal koçunu anlatırken bazıları diyor ki kulağı biraz kısa olacak. Kimisi diyor ki kulağı çok uzun olması lazım diyor. Evet. Ortada bir karmaşıklık var. Şimdi o anlaşma aynı köpek işine geliyor. Yani bazı köpeklerin arka ayağında çengel olacak, bazısında çengel olmayacak diye bir iddialar var ya. O yönden de bu ırk meselesi. Bazı koçun mesela kulağı kısa olur. O anasından kaynaklanır. Mesela
kırılmış olabilir. Nasıl diyeyim, Akkaraman'dan veya Erzincan koyunuyla kırılmış olabilir yani koç. Ha bunu safını herkes aklınca bir laf konuşuyorlar ama hakiki kangal koç bu abi. Bunun üstüne diyorum ya, hani her konuda iddialım desin ki bunun üstüne şu koçun kangal var derse orada yanılır yani bu insan. Diyorum ya, hep arkadaşlar Allah razı olsun, bu köylülerim bu sene her biri 5'er tane 10'ar tane dişi kuzumu istiyorlar, koçluk kuzumu istiyorlar tabi bu koçu gördükten sonra. Yani diyorum ya, kalite hiçbir zaman için anlatılmaz, yaşanır. Yürü be İsmail. Bizde yaşı yok yani, bunun içindeyik. Diyorum ya, çocukluğumuzdan beri bu hayvanların içindeyik. Sivas'ta bile böylesi yok diyebilir misin? Sivas'ta bile yani nadir diyeceğim yani. Diyorum ya, bu boyda bu salda yani koça bir bak yani tak neremde abi ya. Senin boy kaç? Boyum 1.73 yani tak göbeğimden üstte yani, bak düşün yani. Yani Allah'ım esirgesin. Allah kem gözlerden, kötü gözlerden korusun. Maşallah. Diyor mu? Oraya da yani bol bol beğeni yapıp maşallah demeyi de unutmayalım abi. Maşallah. Sal gitsin bakalım. Salayım abi, Allah'ın esirgesin. Gel koyunlara yakın duralım ya. Gel koyunlara doğru gidelim. Gel şu. Gel. Orada diğer koyun da bizim abi. Koyunumuzu, oğlaklarımızı, malta oğlaklarımızı çekelim. O nasıl oturur şöyle ya? Sinan abi sen de bu şekilde oturabilir misin? Koltukta mı oturuyorsun? Sinan ustam davarda oydu mu bu keyif oturur. Hacı İsmail ben oturursam o çöker. Yok abi çökmez, bir deneyelim yapalım. Gel deneyelim abi. Gel çöker. Çökmez. Ali geç kamerayı tut Ali. Tam bak. Bineye ver Sinan abi, binebilecek misin? Dur bir tara sus. Deneye at. Sinan abi gel, sana nasıl bir değneği bileceğim? Oğlum değneği bırak sen. Değneği ya sen beyneği alsana abi, ya. Abi sana bir binilme. Ya sen bırak ahım. Bir geç. Lan o çekilsene arkadaş ya. Burayı kes burayı. Atla bir daha. Sinan abi bak. Dur lan. Hareket şu abi ya. Dur lan. Dur. Dinekten destek al Sinan. Vereyim abi. Dur bir kere daha deneyeceğim. Atla. Bir kere daha. Eşeğin altında kalın. Koyun. Bir kere patlayacak. Oğlum şu yüksekmiş lan. Ya direkten destek almıyorsun. Sinan abi sen düz ya dur. Bir hava yapayım dedim. Affedersin o hava. Abi sen eşeğin oldu. Üstünde düz dur hemen. Sen nasıl yanmayayım oturacağım. Oğlum güldürdünüz lan. Zıplayamadım çünkü gülmekten. Zıplasam gülüyordun aslında. Düş. Gülmekten zıplayamadık. Neyse. Ne diyorsun sen bu konuyu yemeyeceksin? Bu dini yemirsek bu koyunu güdebilir mi abi sen? Bunu mu? Olur ya, emeklen olur. Vallahi zamanla olur. Zamanla olur diyorsun yani. Yani zamanla abi ne olmaz. Abi bu koyunun gecesi yok, gündüzü yok. Ölümü bilmez, düğünü bilmez. İsmail, insanoğlu zamanla her şeye alışıyor. Alışır da olur abi. Olur. Belli bir yaştan sonra alışamaz. Zaman geçer ya. Aynen. Belli bir yaştan sonra Sinan abi alışma şansın yok abi ya. Hemen geliyor oğlum. Artık yani biz de yıldık. Ha biz sevdamız uğruna, sevdiğimiz için yapıyor da yani şimdiki gelen nesil ne kadar da yapayım dese yapamaz. Geçti, bana bakın eşeğe binemedim diye bana kötü. Güldürdüler beni, gülmekten zıplayamadık abi. Güç yok abi seni. Hadi ya bir şahidik sen. Bir gaz yapalım dedik, bir karizma yapalım dedik. Sinan abi sen de ya koyun. Şeyde bir zıpladım, eşeğin bacakları açıldı böyle. Ha yok yok. Oğlum o kötü şeyde eşektir abi. Sağlam bunlar. Yok abi, buranın dedi en güçlü eşeği bu dediler, tamam mı? Erzurum şeyde, Ağrı taraflarında. Eşeğe bir zıpladım abi, eşeğin bacak oldu. Lah, bu şekilde. Yavaş yavaş da arkadan kaçırmaya başladı. Olmaz abi. Bizim, dedim abi. Bizim eşeklerimiz ikimiz binelim yine bu eşek yıkılmaz. Aynen öyle. İstersen bir de sen İddialı yani gelin. Bu konuda. İsmail de binelim. Yok abi bu sefer de derler ya. Bu arada ben 107 kiloyum şu an. Bakımın ya Allah'ım esirgesin ama Allah kem gözlerden esirgesin. Aynen. Elimin arttığını ya. Malımızı yiyor. Malımızı yiyor abi diyeceğim. Ayağım bir daha çevir oğlum. Senden artık bir ay burada koyun güdecek. Tamam. Kiloları verecek. Tamam. He, Allah izin verirse ama gece onlar uyuma yok. Çevir de böyle. Uyuma yok. Abi uyuma yok abi. Gece gündüz hep sen buradasın. Kaç saat uyuyacaksın? Hiç mi yok? He? Canın sıkıldı mı böyle gece? 4'e kadar uyuyorsun ya. Abi sinekten zaten uyuyamam ki sen. Yok, gündüzler uyur ya adam. Gündüzler güneşten uyuyamam. Yani bu çobancılığın değil mi? Eziyetleri çok. Eziyetleri çok. Çok aşırı çok yani. Değil mi? Hacı, yağmurun, çamurun, bak, zamanla insan buna alışıyor da şöyle bir şey söyleyeyim. Birkaç sefer böyle çoban videosu çektik. En büyük sıkıntı ne biliyor musun? Çobanlar
Çekiyor mu beni kardeşim, görüyor? Çobanlar birbirlerine eziyet çektiriyorlar. Niye? Sen şuraya geçme, burayı ben yayacağım, orayı sen yayacaksın. Şuraya... Ya. Bizim burada da çok olmuştu. Şuraya ben yayacağım, orayı sen yayacaksın. Yok geçemezsin, gidemezsin. Bu arkadaş benim hem abim olur, hem dayım olur. İşte benim önüme koyun çevirir. Geçme buraya, gelme buraya der. Yani bir iki kere yani. O değil de biz yaptık. Oyununu kaybederim, birkaç gün aradırım. Aynen. Yes, şimdiki çobanlar yine ya. Eskiden çobanlar birbirinin üstüne koyun geldi mi, koyun keser vermezlerdi. Vermeden sonra ya. Burada mesela bir tarlaya 3-4 tavar giriyorlar, dövüşürlerdi. İlk önce giren bir daha giremezdi. Yani abi öyle işte, devamlı böyle dövüş şeyi var. Aa, kavga etme pozisyonun her an var yani. Şükür var olsun bizim Aksaray Topakkaya'mızda, yani bu Çimeli'de bizim yok abi. Yani dostluk çerçevesinde hangi çoban yani gelirse çayını kor. Aç kalırsa azlıkta hebede azlığını çıkardır, yerik yani. Birbirine yani. Buranın yani hemciki çobanlar çok iyi. Ama eskiden olsaydı sen benim koyunumu kestin. Ben senin köpeğini boğdurdum. Sıkıntıydı. Aynen. Şimdiki nesil de iyi yani. Yani kin gütme yok yani. Eskiden birbirine diyor ama ta 1970'lerin kinini güderdi. Aynen. Yani artık onu unut yani. Çünkü niye yüz yüze bakıyorsun? Artık birbirine kız veriyorsun. Hısım oluyorsun yani, akraba oluyorsun yani, onları unutman lazım. O zaman ha, zor mu zor. Şimdi şu vardır, nefis her zaman ileri gelir. Nasıl ileri gelir? Benim koyunum doysun da onu ne zaman doyarsa doysun. Tamam ayağa yani, gel. Onun şeyi var bizlerde. Hani var yani, ben kendi payıma. Benim koyunum önce doysun da öbürü de doyar. Sen ne yaparsan yap. Ya, sen ne yaparsan bu arada ya. Sizin eşekler büyükmüş bu arada kardeş. Yok lan bunlar ufak. Neyse bari bu sefer şeyiyle inelim. Kurallıyla inelim. Aynen öyle. Size zanaat getirelim abi. Yok kardeş, teşekkür ederim. Eşeğe binemedik, atı nasıl? Onun şeyi var, yeri var ya. Değil mi? Evet kardeş, teşekkürler. Fındığı... Nasıl güzel çektin mi düşüşümü bari? Şimdi şöyle bak, fındığın boyunu görüyorsun değil mi Sinan abi? Bak boyuna iki el gelişmiyor. Tabii bizim Aksaray'ımızın, Topakkaya'mızın eşeğe bu kadar bakımlıdır yani. Evet. Ama sen gitmişsin, kötünün reklamını yapıyorsun bana burada. Hatta acaba eşek çöker mi ya? Çöker mi? İki kişi binsek yine çökmez. Bir daha abi her şeyde kalite. Kalite hiçbir zaman için tesadüf zaten değildir. Eşeğe hiçbir zaman için öyle binilmez. Şu şöyle atlayıvereceğim. İstersen şöyle it. Takla at. Abdullah Hoca, Nasreddin Hoca'nın dediği ters bin. Türkü söyle. Bunları yapacaksın abi. İsmail kime hava yapıyorsun ya? İn lan aşağı. Şu an sana hava yapıyorum abi. Kime hava yapıyorsun? İn aşağı. Senin hatırına güzel eşlikten atlarım ben. Şimdi de bir de şimdi bu olanı çekiyorum. Şimdi de Ayhan Baba var. Yenimiz yanımızda yeğenimiz. Bu da küçük oğlak sevdalısı. Baba bu alırken gelmez. Şöyle çeksek. Tamam olur. Tamam hadi. Tamam. Sen oğlağımızı çevir şöyle. Bu oğlak ne? Ne bu ne? Bu kuzu mu? Tosun mu? Oğlak amınım ne olacak ya? Oğlak ha. Nasıl? Evet Ayhan. Anlat hadi. Abi aslında kendisinin bir hikayesi var. İstiyorsan anlatabilirim. Onu anlat, evet. Tamam. Abi normalde bu ağırda böyle biz bahçeye bırakırız. Bunlar yağlı küçükler. Bayağı küçükler. Bunun normalde annesi yok. Annesi bunu doğurunca birkaç hafta sonra ölmüş. Normalde annem bana bunu çıkarma derler. Ben bunu bile çıkarırdım. Ben bunu mesela keçisi çıkarınca bana çıkarırdı. Ondan sonra işte gittik. Bu bir keresinde bahçede beni takip etmeye başladı. Ondan sonra beraber gezmeye başladık. En son bunun davar vakti geldi. Davara gitmeye başladı. Ondan sonra bir baktım. Karşımda bir benim koşarak geliyor. Hangi köçü dedim. Benim metim köçü çıktı. Ondan sonra yavaş yavaş bu gönlere geldik işte. Kendisi ne? Erkek. Neyle emzirdin, besledin Ayhan'ı bunu? Normalde biberonla mı besledin? Keçilerle mi emzirdin? Normalde babam bunları böyle annesizleri başka bir keçiyi tutar. Zorla tutarlar, onu emzirirler böyle. Aynen. Zorla mı emzirdin? Ben de besledim. Ben de aynısını yaptım abi. Biberon yok. Biz böyle yavrusuzlar tutarız. Oğlan ölen keçileri emzirmiş. Evet. Ondan sonra bağda da büyüttü ayağım. Evet. Kaça gidiyorsun ayağın? Ortaokula geçtim abi. Ortaokula geçtim. Sana da sorayım. İleride ne olmayı düşünüyorsun? Hakim olmayı düşünüyorum abi. Hakim olmayı düşünüyorsun. Maşallah. Hedef büyük. Hedef büyük. Yani hedef büyük. Hedef ama büyük. Koyun, sevda, koyun sevdası da var yani. Yani i̇nşallah hakim olursun. Biz de karşına çıkmayız inşallah. İnşallah. Bize torpil yapmak zorunda kalmazsın. Cezayı işlersen yapmazsın. Cezayı işlersen direkt içeri atar Ayhan. Evet. Acımaz. Değil mi Ayhan? Evet. Buyur. Nereden esti? Neden hakim mesela? Birçoğu polis olmak ister. Öğretmen olmak ister. Aynen. Doktor olmak ister. Sen neden hakim? Abi mesela durum olarak iyi. Para olarak iyi. Zaten ekonomi çökmüş, bitmiş. Parası da iyidir. Zaten hakim olamazsan polis olmayı düşünüyorum. Ekonomi çökmüş derken nereden biliyorsun bunları? Nereden öğrendin? Abi şuraya getir 3 yaşında çocuk bile ekonominin kötü olduğunu bilir yani. Recep Tayyip Erdoğan batırmış yani.
Maşallah çok belli ekonomi güzel oldu. Bilmiyorlar ama bazıları diyor ki ekonomi iyi diyorlar. Şu an Ayhan'a babası 100 lira para verse dahi abi ona hiçbir şey itmiyor. Doğru mu Ayhan? Doğru. Hiçbir şey alamıyor yani. Eskiden önce çok daha güzeldi. Evet abi. Ucuzdu öbür şeyler değil mi? Onları söyle. Onları söylemeye gerek yok zaten. Ekonomi zaten batmış. Ağzımızı açamıyor ekonomi yüzünden yani. Ağzımız açacak durum kalmadı para yüzünden yani. Recep Tayyip Erdoğan bu videoyu inşallah görür de şu ekonomiyi incik düzeltir ya. İncik indirim getirin lütfen. Daha konuşacak halim yok abi benim. Kelimelerim bitti ama. Abi benim özel bir de seyisim var. Ha, gel. Koplayın bak, koplayın. Evet. Şu an paşayı tutma kapasitesindeyiz. Hadi, hadi. Lan kopma lan, kopma lan. Ayhan gel seni indirelim. Gel. Gel Ayhan. Ayhan bin bakalım üstüne. Dur. Bırak bana. Dur. Çek. Dur. Dur dur. Bırak bakayım. Dur. Abi bu bizim paşamız. Abi biraz tehlikeli. Çok tehlikelidir. Bu boynuzlar benim bacak arasıma geçse vallahi alfa atıyor kursunuz arkamdan. Nasıl bir duygu Ayhan şu an? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir durum. Bu koyunumuzun seyisi abi. Aynen öyle. Bunu bilen bilir. Abi bu bizim paşamız. Paşa koyunumuzu eve götürür. Koyunun karnı doydu mu önüne düşer. 5 adım 10 adım ileride gider bu. Böyle bazen Ayhan gibi babayı sırtına bindiririk. Evde gezer böyle. Biraz mazarattır bu. Tamam inebilin Ayhan babacığım. Ayhan baba. Ne diyorsun sen bu konuda? Hacı ben eşeğe binemedim sen keçiye biniyorsun ya. Bu da Ayhan'ın meşhur güdük eniği abi. Ayhan'ın o da güdüğü geldi. Kesti güdük ırklarında. Bugün güdük. Kurtçul. Vallahi helal olsun Ayhan. Sen abi eşeğe binemedim. Ben eşeğe binemedim düştüm Ayhan ya. Ayhan seyise bindi. Bunun adı seyis. Seyis. İsmi seyis. Yok ismi paşa. Seyis diller buna. Boynuzları da aynen. Maşallah bu kaç yaşında İsmail? Bu 3 yaşında abi. 3 yaşında büyük yani. Aynen. Keçilerin kaç senelik ömrü var İsmail? Keçilerin abi ortalama bizim keçiler 7-8 yaşına kadar yaşıyorlar. Yani ortalama. Yani ortalama bir de yani. 7 yıl diyebiliriz. 7 yıl diyebilirik yani biz fazla yaşlanmadan yani geri yenilerini kattığımız taze oğlak kattığımız için. Sal. Paşa gider. Paşa yakalanırken kaçıyordu. Şimdi aheste aheste paşa gidiyor. Paşa normalde kaçmazdı da biz üstüne kalabalığından koptuğumuz için paşa ondan ürktü bizde. Bu namı diye şeref tutan çobanlardan. Mutlu ama şeref arkadaşımız bu namlı. O da Yaşar arkadaşımız. Yeni genç nesillerden. Yaşar sen ne diyorsun bu konuda gel. Gel bakayım Yaşar baba gel. Koyun sevdalısıyım diye var ya. Okulu mokulu bıraktı Yaşar. Gel gel buraya. Ne diyorsun Yaşar'ım sen bu konuda? Sinan abim Yaşar da ızdıraplarda koyun sevdalısıydı. Artık diyor kız bulamıyor yok diyor. Kız veren yok diyor. O yüzden diyor bu sevda diyor artık bitti diyor. Ne diyorsun Yaşar'ım sen bu konuda? Düşünmüyorum abi. Değil değil ızdırap nasıl yani bu koyunun karı var mı yok mu? Karı yok. Ne karı var? Ne için yapıyorsun yani bu koyunu? Ne diye taşıyorsun şu an? Şu an bir şey için taşımıyorum abi. Satacağım zaten koyunu. Ah koyunu satacak. Çünkü Ayhan babanın dediği ekonomi zayıf. Ekonomi bitmiş bu durumda. Değil mi Ayhan? Gel Ayhan şuraya aslanım, tosunum benim. Çok konuşmam gerekiyor, ekonomi batmış. Ne, gel bir gel ya sen gitme gel bir ya. Sen yanıma dur. Yani bu Ayhan bile yani bu yaşta bu ekonominin bu kadar kötü olduğunu biliyorsa yani girisi boş abi anlatılmaz yani bu ya. Değil mi? Yani yaşıyor ha biz diyor mu artık hani eskiden seve seve yapıyorduk ama şimdi zevki uğruna yapıyorduk mesela şimdi mecburluktan yani gidip de başka bir işte çalışacak şeyimiz yok artık. 20'lik bugün 40 yaşına. Bizi hangi iş kabildir? Doğru. Hiçbir iş kabildikmez yani. Ne iş yapabilirik? Gudeceğin malını, çekirdeğini çitleyeceksin, kapını kilitleyeceksin, gudeceğin davarı.
Kaç. Dur. Geç. Ahav ahav ahav. Tavarların arasına girdim şu an. İsmail, bu keçilerin kulakları niye uzun? Bu keçilerin kulakları neden uzun? Bu keçiler malta olduğu için abi. Irkı mı böyle? Aynen, bunlar eski Halep ırkıyla Mersin'den gelme bunların ırkı. Tut kulağını, tut kulağını. Tut, tut ha, kulağından tut. Evet. Evet, Alex'i tuttum abi, Alex. Ha. Sinan abim bak, görüyorsun değil mi? Bunda şu kulağı. Şu kulağın güzelliğini görüyor musun? Ayasını diyelim. Ayasını. Kaç santim la o kulak? Abi işte ölçsem. Bir karıştayım abi. 20, 40. Şu an 40 santim bunun kulağı. O ayağına bak. Ayağına tuttu. Ayasını bu kulağını. Şuraya katma, şuraya katma. Bunun gibi keçiler çok durmaz. Çok akıllı değil mi? Kulağını bırak. Gel, gel. Bunlar değil mi? Bu keçilerimizin tekesi abi. Doğru. Benim oğlanın abi onun arkada. Ha, oğlan babası oydu abi. Ayhan'ın özel oğlağı var ya abi, hikayesini anlattığı oğlak. Onun babası bu işte. Bak, yedek olduğu için abi elini nasıl yemiyor bak. Yetim annesiz. Annesiz yoksuz değil mi Ayhan? Sinan abi. Koyun birbirine girecek Sinan abi. Senin yüzünden bak, koyunu karıştıracak. Bugün bizim koyunu yemesinler. Bak orada bekçi duruyor valla. Bekçi koyunu yiyirse. Bak bunlar da Erzincan koyunu abi. Sivas'la bunların karışımı artık. Bunların küçük kuzuyu kana bunları Erzincan'dan getirdik. Şu anda Sivas koçunu kattıktan sonra bu şekil çıktı abi. Yani ak karaman oluyor artık onlar. Şimdi. Dedik sana. Dedin mi getir yala kendini? Bizim kopya getirsek. Daha rahat lan. Aho! Aho! Öte git öte. Sıkıştırdınız burayı davarlarla. Tamam.
İsmail, bunlarda üçlüler var yanında. Aynen, onların özelliği o. Bunlar ülkücü mü ne bu bizim koçlar? Ülkücü koyun bunlar. Aynen, ülkücü. Ya bunlara kurtlar da saldırırsa ne olacak? Bunlar da ülkücü çoban. Bunlar da ülkücü gençler. Bizim ülkücü Haşim nerede? Abim. İsmail, her şey için, misafirperverliğiniz için, çay için, çorba için, her ne şey için teşekkür ederim kardeşim. Senin de ayaklarına sağlık. Onca yolu bizim için, yani buralara kadar geldiğin için. Biz senden memnunuk. İzleneceğin de yani... Biliyorum yani, güzel bir video oldu. Seni buraya geldik, ağırladıysak bizim için de çok mutlu yani. Amcalarım, çocuklar, gençler, abilerim. Yani elimizden geleni senin için yaptıysak abi, bu videonun için. Çok mutlu oldum. Ayaklarına sağlık abi. Çok teşekkürler hepinizden. Ne demek abi? Hayır hayır. Vedalaş abi. Evet, Sinan abimin kanalına abone olmayı... Bunlar... Sinan abimin kanalına abone olmayı, beğeni bırakmayı unutmayalım. Allah'a emanet ol abim. Yolun bahtın açık olsun. Allah'a ısmarladık. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Allah'a ısmarladık.